2023 yılındaki çalışmalarımızın bir diğer ayağı da kazıların yanında restorasyon ve konservasyon çalışmaları. Bu kapsamda 2008 yılında kazı çalışmalarını başlattığımız ve geçtiğimiz yıllarda tamamladığımız Yamaç Hamamı'nda bir restorasyon çalışması yapıldı. Yamaç Hamamı Batı Anadolu hamam terminolojisinde özel bir yere sahip olabileceğini söyleyebileceğimiz bir kompleks yapı. Bu hamam şu yönüyle ayrılıyor Batı Anadolu'daki genel hamam terminolojisinden. Hamamın kuzey batısında yer alan bir terleme odası, terminolojideki adıyla lakonikum olarak adlandırabileceğimiz bir bölüm var. Biz kazı çalışmaları sırasında bu lakonikumun hipokaust sistemiyle ısıtılan alt bölümünü, taban bölümünü ortaya çıkarmıştık ki bu bölüm tamamen iç kısma doğru çökmüştü. Bu lakonikum bölümünün zemini restorasyon ekibi tarafından uygun metodolojiyle kaldırıldı ve daha sonra alt kısma ahşap bir rekonstrüksiyonla taşıma altlığı yerleştirilip daha sonra tekrar yeniden kurgulandı. Bu yılda bu hipokaust sistemi dediğimiz asma zemini taşıyan fila ayaklarının restorasyonu tamamlanarak in situ olarak yerlerine yerleştirildi ve böylece unik niteliğe sahip olan bu terleme odası lakanikumun restorasyonu yapılarak tamamlanmış oldu. Ortalama milattan sonra 1. yüzyılın ikinci yarısında ilk inşa evresinde olduğunu, yani günümüzden 1900-1950 yıl öncesine tarihlenen bir hamam burası. Küçük minimal ölçülerde ama yansıtmış olduğu mimariyle Batı Anadolu için özel bir yere sahip ki bu en önemli unsuru da lakanikum dediğimiz bu terleme odasının varlığından geliyor ki biz de bu unik veriyi uygun bilimsel metodolojiyle restorasyonunu yapıp üzerini geçici koruma örtüsüyle kapatmış olduk. Ayrıca bunun devamında yapıya girişi sağlayan geçici bir asma giriş yapıldı, köprü yapıldı ki bu alan gezilebilirlik anlamında ziyaretçiler tarafından görülebilsin diye.